Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, bugün Afganistan'da Türk askerinin oluş gerekçesi üzerine çok değerli konuşmalar yapıldı. Bu düşünceleri paylaşan değerli hatiplere teşekkür ediyorum. Elbette Türk yerinde duran değil, can hakimiyeti mefkuresiyle başlayan, ilahi kelimatullah davasıyla taşlanarak devam eden, dinamik bir yaşam tarzını bir kültürel pratik olarak ifade etmiş bir milletin adıdır. Bu milletin devletleşme süreci, tarihin seyri ve akışı içerisinde aynı zamanda birden farklı coğrafyada birden fazla devletleri her daim olmuştur. Türk hiçbir zaman bir tek devletle yetinmemiş, değişik coğrafyalarda aynı anda farklı devletlere sahip olmuştur. Ve bunun ötesinde de insanlığa barışı, huzuru, kardeşliği götürebilmek için Türk'ün organize olarak vücut bulan, vicdanının ve insanlığının ifadesi olan Türk askeri de Mete'nin adeta onlu sistemi kabul etmiş olduğu ve tahta çıkış tarihi olarak kabul ettiği 209 yılını esas olarak kabul eder. Milattan önce 209 yılından bu tarafa Türk ordusu dünyaya nizam verme, insanlığa adalet götürme noktasında misyon üstlenmiştir. İşte bu arzu, bu düşünce şiirlere, şairlere ilham kaynağı olmuştur. Şu kopan Türk ordusudur ya Rabbi diye Yahya Kemal'in o beyitlerinde anlam bulan fetihlerden gelenlere duyulan coşku bir adım sonra Nuri Paşa komutasında Azerbaycan'a dönemin zalimlerinin zulmüne uğrayan Müslüman Türklere karşı yapılan yardım ve insani kurtarma hamlesinden sonra çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına marşını yazdırmıştır. Neden? Çünkü Türk oraya beklendiği için gitmiştir. İşte aynı Türk ordusu gittiği ve insanlığa değer kattığı anlayışıyla hizmet ettiği Bosna'da yardım götürmek için yardım dağılırken bir yaşlı teyzenin de yukarıda olduğu haberini alan şerefli bir Türk subayının, komutanının kendi sırtında yardım torbasını o kış şartlarında kapısına kadar götürdüğünde siz Türk müsünüz sorusuyla karşılaşmış ve geleceğinizi biliyordum cevabıyla muhatap olmuştur. Evet, bu söylediklerimiz zamanın ruhuna uygun Türk askerine ve ordusuna değer atfetmek için yapılan konuşmalar değil. Bunlar hakikatler, bunlar yaşanmışlıklar. Türk askerinin sivil demokrasi ilişkisinde, sivil siyaset ordu ilişkisinde askerin içerisine sızmış junta anlayışının değişik dönemlerde Türk milletine, insanlığa zulüm gibi darbelerle tehdit eden unsurları da olmuştur. Birilerinin çocukluğuna talip olmuş ve bizim çocuklar başardı durumlarıyla karşılaşan cuntacılar olmuştur. Ve 15 Temmuz gecesi itibarıyla birilerinin gayrimeşru çocuklarının başarısız olması da yine bu üniforma içerisinde gerçekleşmiştir. Ama hiçbirisi Büyük Türk Milleti'nin gönlünde Peygamber Ocağı, Muhammed'in Mehmet'in ocağını küçültmemiştir ve şerefli Türk askerinin vicdanıyla, ahlakıyla, erdemiyle yanında olmuştur. Bugün itibariyle Afganistan değişik travmaları, çok değişik duygularla yaşamış, emperyalizmin adeta soğuk savaş yıllarında Doğu Batı blokunun cephesi olmuş. O cepheleşme ve kamplaşmalarda Yeşil Kuşak projesiyle siyasal İslam'ı ve radikal dinci örgütleri besleyen odak gün gelmiş kendisine dönen büyük tehditle karşılaşıp yüzleştiğinde yaptığı hataları fark etti mi acaba diyoruz. Umarım fark etmiştir. Ama bugün itibarıyla orası yine bir laboratuvar gibi insanlığın barışı, huzuru, kardeşliği için aynı düşünceyle Türk ordusunun askerinin hizmet odaklı, eğitim anlayışlı, katma değer üretmek üzere, insanlığa değer atfetmek üzere gittiği yerler olmuştur. Değerli milletvekilleri, Türk modernleşmesi asker üzerinden gerçekleşmiş. Biz modernleşme ve asker ilişkisini hep tek tipleştirici veyahut da dikta rejim olarak birilerinin iddia ettiği gibi seküler laik anlayışlı yaşam tarzını dayatan anlayış olarak tanımlandı. Entelektüeller, siyasetçiler hep böyle gördü. Ama ben bir kavram ifade etmek istiyorum. Bir halk bilimci olarak
hastaneye gidiyorsunuz bir hasta ziyaretine. Efendim o dün taburcu oldu diyorlar. Tabur kavramı nereden geliyor? Neden taburcu oluyor? Hasta neden iyileşince tabura çıkıyor ve taburcu oluyor? Bakın sağlıkta, teknikte, tıpta, bilimum modern hayatın içerisinde harbiyenin, aynı şekilde tıbbiyenin, siyasal yaşamda da mülkiyenin büyük hizmetleri olmuştur. Ama Türkiye harbiyeye, tıbbiyeye, mülkiyeye sığmayacak kadar sivil siyasetle eğitimli orta sınıfı geliştirip kendine ait bir inisiyatif almaya başladıktan sonra herkes kendi rolünü bir şekliyle benimseyerek asli unsurlarına dönmek durumunda kalmıştır. İşte biz milliyetçilik ve demokrasi ilişkisiyle bu asli unsuruna dönüp hakkın, hukukun, halkın yanında olan anlayışla askeri kışlasında ve evrensel değerler üreterek uluslararası bu tür çalışmalarda gördükçe mutlu olan, alkışlayan, yüreklendiren bir siyasal anlayışın temsilcileriyiz. Zaman, hak, hakikat yerini bulabiliyor. Değerli milletvekilleri, bir başka husus genel kurulla paylaşmak istediğim. Bugün Sayın İçişleri Bakanı konuşmalarında terörle mücadelede en büyük problemlerimizden bir tanesinin apart daireler ve gündelik ev kiralıkları olduğu gerçeğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu bu konuda 3 Mart 2016 tarihinde bir bakanlığa soru önergesi verdi. Şahsıma ait olan ve apartların denetimi ve oradaki başta fuhşiyat olmak üzere gündelik yaşam tarzını etkileyen problemleri bahseden bir raporu da dönemin bakanlığına sadece soru önergesi vermekle yetinmedi. Yapılan basın açıklamasını da ilgili bürokratlarla paylaştık. Şimdi biz haklı çıkmadık mı demek istemiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Sadece siyaseten yönetici pozisyonunda olan iktidar safına, bürokrasisine muhalefetin söylediklerini lütfen kayda alın. İstemezlik üzerinden yaklaşmayın. Muhalefette, yapıcı muhalefette problemin parçası değil, çözümün paydaşı, öneriler üreten, değerler üreten siyasetler ortaya koyduğunda meclisin mehabeti daha bir anlam kazanacak. Ama son zamanlarda dikkatimizi çeken bir şey var. Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, siyasal vizyonun ortaya koyduğu eylem biçimiyle onun uygulayıcısı olan bürokrasi arasında bir uyum ve eşgüdüm problemi mi var demek istiyoruz. Gerek devlet yönetim anlayışında, istihbarat ağlarında, özellikle güvenlik politikalarında, gerekse kamu bürokrasisinin genelinde, buradan bürokrasiye seslenmek istiyorum. Gün sadece genel müdürlük, müsteşarlık, daire başkanlığı yapacak, makam mansubu koruyacak gün değildir. Gün birlik beraberlik içerisinde her makam işgal eden insanın hakikaten ateşten gömlek giydiği günlere aittir. İşte gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışma elbette asli görevimiz. Ama eyleme konulan çalışmaların Ar-Ge çalışması, mutfak çalışması, stratejisi, plan programı ve vizyoner yaklaşımı en az sahadaki eylem kadar anlamlıdır arkadaşlar. Uykusuz geçen gecelerle geldik, sizlere hizmet ediyoruz diyen bürokratlara saygı duyuyorum ama Sayın Grup Başkan Vekili Erhan Bey'in ifade ettiği gibi lütfen uyuyun kardeşim. Zihninizi toparlayın, uyuyun, dinlenin, kalkın, sağlıklı bir şekilde çalışın. Ve bu çalışmada Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerilerini, bakın az önce sadece apartlardan bahsettim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın Salı grup konuşmalarındaki önerilerini saymıyorum bile. Terörizmle mücadele konseptli eylem planı ve bugün ortaya koyduğu Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözelim meselesiyle ilgili yaklaşım stratejileri siyasete çok değer katacaktır. Ben yaptım oldu, ben bilirimden çok. Birlikte ne yapabiliriz anlayışının hakim olması gereken günlerdeyiz. Sözde, söylemde değil, hakikatte, eylemde, birlikte ne yapabiliriz? Birlikte nasıl yürünebilir ve ortak milli akıl nasıl ortaya çıkarak, bu kuşatma kırılarak sağlıklı, huzurlu bir geleceğe neslimizi, geleceğimizi, devletimizi nasıl taşıyabiliriz? Bunu vekaletini taşıdığımız millet adına bizler sormak durumundayız. Kamu bürokrasisinden üniversiteye, aydınlardan sivil topluma kadar her unsurun bu soruya cevap araması ve kendi üzerine düşünen alanda
bir şeyler üretmesi gereken günlerden geçiyoruz. Siyasal kurumlarında bu üretilenleri dikkate almak gibi bir mecburiyeti var diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Evet. Teşekkür ederim Sayın Ersoy.